Twitter'dan takip edebilirler tabii ki. Peki, peki hocam. Evet. Bu soruyu da yanıtlamış olalım. Hemen ALB'ye dönelim. Rıdvan bizi bekliyor. Rıdvan, iyi geceler. İyi geceler Barış. Euro dolarla başlayalım. 1.24'ün altına geldik. 1.23.80'ler. Ciddi bir düşüş var. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin açıklamaları yine öne çıktı. Ya bu kadar sert düşüş hareketi ve bundan sonrasına ilişkin neler söyleyebilirsin euro dolar için? Evet, pariteye dair önemli bir veri akışının olmadığı günde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin tek başına parite üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Draghi yaptığı konuşmada Euro bölgesi PMI verilerinin olumlu sinyaller vermediğini, ki bu hafta açıklanan Almanya ve Euro bölgesi hizmet ve imalat PMI verileri hem beklentilerin aşağısında kalmıştı hem de bir önceki aya göre gerilemişti. Ayrıca enflasyonun bir an önce yükseltilmesi için genişlemeye, yani parasal genişlemeye daha da önlem verebileceklerini söyledi. Bununla birlikte Euro'da sert değer kayıpları yaşandı ve bu hafta çokça üzerinde durduğumuz 1.25 desteğinin kırılmasıyla birlikte satışların arttığını söyleyebiliriz. Şimdi önümüzdeki haftaya baktığımız zaman hem Euro bölgesinde hem de Amerika tarafında önemli veriler olduğunu söyleyebiliriz. Almanya enflasyon, Euro bölgesine enflasyon ve Almanya'nın 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak. ABD tarafında ise yine 3. çeyrek büyüme, 2. revizyonu ve kişisel tüketim harcamaları karşımıza çıkıyor önemli veri olarak. Bu kapsamda 1.25'in altında kalmaya devam etmiş durumda paritenin aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. 1.25'in üzerindeki hareketlerde ise yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı olabileceğini söyleyebiliriz. Bugün çokça yani euro dolar paritesinde daha aşağı yönlü hareketler yaşanır mı sorusuyla karşılaştık yatırımcılar tarafından. Evet, euro dolarda şu anki konjonktüre baktığımız zaman aşağı yönlü hareketlerin bir süre daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Peki Rıdvan, bir de Borsa İstanbul yorum rica ederim senden. Bir 83 bin üzerine doğru hareketlenme gördük borsada. Önümüzdeki hafta için neler söyleyebilirsin S&P kararında bugün biz aldıktan sonra? Evet, bugün genel olarak dünya borsalarına ve yurt içi borsasına baktığımız zaman hem Draghi'nin genişleyici politikaları önünden verebiliriz, yani daha da arttırabiliriz açıklamaları ve Çin Merkez Bankası'nın faizlerde indirime gitmesinin etkisini gördük. Yukarı yönlü hareketler vardı borsalarda. Şimdi bugün akşam saatlerinde açıklanan S&P'nin kararlarına baktığımızda ise en azından son günlerde acaba notta değil ama görünümde bir düzeltme yapılır mı beklentisi oluştuğunu söyleyebiliriz. Değiştirmediler, negatifte bıraktılar. Bunun etkisini pazartesi günü kar satışlarıyla birlikte görebiliriz borsada. Aşağıda 82.500 desteğini takip ediyor olacağız. Özellikle 82.500 desteğinin kırılması durumunda 81.000 desteğine kadar satışlar gelebilir. Özellikle borsa 82.000 üzerinde tutunmaya devam ederse yukarıda 84.000 direncini test edebileceğini söyleyebiliriz ilk etapta. Rıdvan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Değerlendirmeler için ALB'ye kolay gelsin diyelim. Yeniden stüdyomuza Doktor Yaşar Erdinç'te sohbetimize